Öteki Hareketi gündem özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir süredir üzerine konuştuğumuz hasta mahpus Figen Çapkur'la ilgili bir gündem özel programı gerçekleştireceğiz. Kendisi hipertansiyon ve şeker hastası. Avukatı Feyza Nur Yanmaz ve oğlu Taheren Çapkur'la birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sorumuzu Taheren'e yöneltmiş olalım. Anneniz Figen Çapkur ve babanız Tahir Çapkur'un gerek cezaevine girme süreçlerinde gerekse yargılama süreçlerinde neler yaşadınız? Anneniz, babanız neler yaşadılar? Öncelikle ben şöyle başlayayım. Bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Öteki hareketinde buradan çok teşekkür ediyorum. Yani bizim sürecimiz zaten hani 2016 16 Ağustos 2016 tarihi itibariyle başladı, hani babamın gözaltına alınmasıyla. Ve hani bu gözaltıların da hiçbiri böyle bir kaçarken ya da bir kaçma girişiminde bulunurken ya da saklanırken gerçekleşmedi. Hatta şöyle söyleyebilirim, 2016'da babamın kardeşi gidip hani polis ekiplerine babamın köyde olduğunu, biz de polislerin köye gidip babamı almalarını istedik. Yani bu şekilde bir süreç gerçekleşti. 2016'da babam zaten gözaltına alındı. 10 günlük gözaltından sonra 26 Ağustos 2016'da cezaevine kondu. Önce babamdan bahsedeyim. Babam zaten 2003'te geçirdiği bir pankreas ameliyatından sonra pankreasının yarısını kaybetti ve kendisinin de zaten hani bu hastalıkla alakalı dilekçeleri mevcut. Sindirim sisteminin düzgün çalışamaması, hani ve cezaevinde kalamaz raporunun olması hususunda hiçbir yargılama dosyasında bu dosyalar girmedi yargılama sırasında. Hala da yargılaması devam etmekte. Bir kere Yargıtay 12 senelik cezasını bozdu. Ama yerel mahkemeye geldiğinde bu ceza düşürüldü ama cezaevinde devam etti. Şu anda da cezaevinde devam ediyor. Dosyası hala Yargıtay'da. Bu süreçte tabii ben ve kardeşlerim, tabii yani ben o sıra kaç yaşındaydım? 17 yaşında sınava hazırlanıyordum. İki tane de küçük kardeşim vardı. Biri 9 yaşında, diğeri de 11 yaşında. Mahir'le Selma adında iki tane küçük kardeşim vardı. Biz beraber zaten babam sürecini başladık. Sonrasında ben yurt dışına çıkmaya karar verdim, üniversite okumak için. Yurt dışına çıktım ve 2017 Ekim'den beri de yurt dışındayım. 2017 buraya, yani yurt dışına çıktıktan sonra 2018'de Şubat'a 28 Şubat'ta annemi gözaltına aldılar. Tabii ben süreci tamamen yurt dışından takip ettim. Annem cezaevine girdi ve cezaevine girme sebebi de şu şekilde: mahpus yakınlarıyla aynı ortamda bulunmak, mahpus yakınlarına yardım etmek, mahpus yakınlarıyla görüşmek. Tamamen cezasıyla alakalı durum bundan başladı. Yani yargılama süreci bundan dolayı başladı. 1 Ekim'de annem ve babam zaten KYK ile beraber ihraç edildiler. 1 Ekim 2016'da. Annem ve babam 20 senelik Adıyaman'da öğretmenler. Tabi bu öğretmenlik süreci de tamamen bir fedakarlıktan geçmekte. Çünkü kendilerinin hani kendileri Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, annemin Adıyaman'a tayinin çıkmasından sonra babam eş durumdan dolayı Adıyaman'a geldi. Çünkü hani Batı'da da görev yapabilirlerdi ama Doğu insanına yardım etmek ve hani Güneydoğu'daki o 2003 99'da Güneydoğu'daki o insanların, o yardıma muhtaç insanların diyeyim, eğitime muhtaç insanların yardımda bulunmak için o tarihten beri Adıyamanlılar hiçbir şekilde 20 senelik de görevlerini tamamen Adıyaman'da sürdürdüler. Hatta bugün Adıyaman sokaklarında Figen Çapkur ve Tahir Çapkur adını andığınız zaman hiçbir insanın kötü bir şey diyeceğini bile duyamazsınız. Çünkü her bir esnafın çocuğu benim annem ve babamın eğitiminden geçmiştir. Nitekim bunu şu an Twitter'da yaptığımız paylaşımlardan da görüyorum. Herkes, bütün öğrencileri DM'den sağ kökenli, sol kökenli, Kürt kökenli, Türk kökenli her bir öğrencisi elimizden ne geliyorsa yapalım şeklinde yardımlarını dile getiriyorlar. Şimdi bu süreç böyle. Annem tabii o dönemde 2018'de
gözaltına alınma süreci sert geçti. Bir kere darp raporu var. 2018 28 Şubat 2018 gece 11'de eve baskın oluyor. İki tane çocuk evde onunla, o evdeyken baskın yapılıyor. Bunun haricinde baskın dediğimiz de gerçek bir baskın. Çünkü kapıyı kırarak kapıyı kırıyorlar ve duvarla dış kapı arasına annemi sıkıştırıyorlar ve annemin gözlük camları patlıyor. Bununla alakalı da darp raporu elimizde var. Ondan sonra cezaevine giriyor ve bu iki çocuk yalnız kalıyor. Ben yurt dışındayım. Cezaevine girmeden önce de sorgu esnasında erkek kardeşim Mahir'i polis ekiplere, yani polis ismini vermeyeceğim burada, kendisinin de ismini biliyoruz. Polis gelip okuldan alıyor ve sorguya çekiyor. Sorguya çekme sebebi de şu: annem bize her şeyi anlattı. Sen de annenle alakalı bize her şeyi anlatmanı istiyoruz diye 11 yaşındaki çocuğu sorguya çekiyorlar. Ardından gelişen süreç içerisinde, işte bu 9 aylık bir süreç içerisinde, biz yine vekilimiz Gergerlioğlu olsun, Sezgin Tanrıkul olsun, onlarla beraber bu problemleri zaten o dönemde dile getirdik. 2018'in Kasım ayında, 1 Kasım'da mahkemenin sonuçlanmasıyla beraber annem 6 sene 3 ay ceza alarak tahliye oldu. Ama işte Yargıtay davasında da devam etti süreç. Hani bu süreçte kaçabilme durumu, bu süreçte saklanabilme durumu, bunların hepsi elindeyken kaçmadı. Bir şekilde gelip cezası da 2021, yani bu yıl 24 Ekim'den önce, Ekim tarihinin başlarında cezası onandı. Ve bu süreçte de zaten cezasını evde bekledim. Yani önemli kısım şu: 2018 ile 2021 arasında annem hipertansiyon ve şeker hastalıkları anneme yüklendi diyebiliriz yani. Çünkü bu stres dolu ortam, işte çocukların eğitimi vesaire, bunlarla beraber hani bu hastalıklara sahip oldu. Zaten şu an 47-48 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Yaşlı. Yani süreç de yaşlandırdı açıkçası. Bunu söylemekte bir abes bir şey yok. Ve hani bu durumdan dolayı da biz şu an bu hastalıklarından dolayı, hipertansiyon, şeker ve diyabet hastalıklarından dolayı tahliyesini talep ediyoruz. Bu şekilde bir girişimimiz var. Umarım ya biz devam edeceğiz, bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bir çığlık yükseliyor Diyarbakır cezaevinden, bir kadının çığlığı. Çünkü kendisi hasta ve babam cezaevinde, bakıma muhtaç 13 yaşında bir kız kardeşim var. Kendisi zaten 9 yaşından beri babamı görmüyor. Bakıma muhtaç, gerçekten bakıma muhtaç. Çünkü eğitimiyle, kız kardeşimin eğitimiyle, erkek kardeşimin eğitimiyle tamamen annem ilgileniyordu ve bu psikolojik durumdan yani psikolojik durumdan kurtulamıyorlar. Bunun haricinde gözaltı sırasında, yani iki gözaltında da birinde polis darbe yedik ilkinde, ikincisinde 24 Ekim'de annem evde olmasına rağmen kız kardeşim psikolojik durumlarından dolayı annemi teslim etmeyeceğim diyor ve kapının önünde hani 13 yaşında bir kız polislere direniyor. Polislere direnen bu kıza polis komiseri, kom şube, Adıyaman komiseri diyor ki, annene daha önce nasıl bir travma yaşattığımızı biliyorsun. Bu travmanın aynısını yaşatmak istemiyoruz. Anneni bize teslim et. Bu tehdit direkt olarak 13 yaşındaki bir kıza söyleniyor. Hani bu da yazılan şeyler arası, bu da tarihe geçen şeyler arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani gelip almışsın, yani bu nasıl bir daha nasıl bir şov yapacağını karar verememiş insanlar. Sonrasında annem cezaevine girdikten sonra tabii biz iletişim kurmakta biraz zorlandık. 2 hafta sonra iletişim kurduk. 2 haftanın sonunda telefonda bana şey söyledi: hani çıplak aramaya maruz kaldığını, çıplak aramadan dolayı da psikolojisinin iyi olmadığını, artık karantina koğuşunda olduğunu ve karantina koğuşunda, kamuoyuna zaten duyurduğumuz bir mektup var, karantina koğuşunda ise kafayı yemek üzere olduğunu, çok ağır geçtiğini, çünkü zorlu bir şart, tek başına ve zorlu bir süreçten geçmiş 14 gün boyunca. Bunların hepsini zaten kamuoyuna duyurduk. Mecliste de dile getirildi. Bu şekilde problemler devam etti, ediyor.
Bugün gönderdiği mektupta ise kendisi şu an bir cezaevi koğuşunda iki çocukla, iki küçük çocukla beraber, annesi babası cezaevinde olan iki küçük çocukla beraber kaldığını dile getirmiş. Gerçekten hani şu an cezaevlerinde sadece benim annem değil, bir sürü mahpus kadın, bir sürü bakıma muhtaç çocuk, bir sürü eşi ve kendisi cezaevinde olan kadın mahpus var. Ve bu konuda da dile getirilmesini ben istiyorum açıkçası. Çünkü o çocukların her gününün psikolojisi ileride Allah bilir nasıl olacak. İnşallah bu süreç hızlı bir şekilde geçer ve sağlıklarına tekrardan kavuşurlar, tekrardan ailelerine kavuşurlar. Teşekkür ederiz Sahiren. Daha sonra Feyza Hanım'a avukatı olarak bu Figen Çapkur'un tekrar cezaevine girmesi sürecinde ya da iddialarına göre çıplak aramaya uğradığına dair iddiaları var. Bununla ilgili neler söylersiniz Feyza Hanım? Şimdi öncelikle çıplak aramanın bazı şartları var. Hükümlünün kuruma girerken yani cezaevine girerken üzerinde bulundurması şüphesi yüksek olan hani kuruma sokulması yasak olan ve buna ilişkin yüksek bir şüphenin varlığının olmasıyla beraber çıplak arama yapılabilir. Ama müvekkil atıyorum uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs değil. Bir öğretmen siyasi bir düşünce suçu sebebiyle cezaevine giriyor. Ve burada aslında baktığımız zaman çıplak aramanın şartları oluşmamış durumda. Ama buna rağmen 47 yaşındaki bir insan çıplak aramaya maruz kalıyor. Ve ben cezaevinde müvekkili geçen hafta gördüğüm sırada bunu hala atlatamamıştı yani. Bunun için psikologla görüşebileceğini söyledim ama yani bir insanın bunu yaşamış olduğu gerçeği hiçbir şekilde değişmiyor. Ve 47 yaşında ve tesettürlü bir insan şartları oluşmadan bu aslında insana zulmetmek bir yerde. Daha sonrasında infazın ertelenmesi bilmiyorum o konuya gelecek miyiz? İnfazın ertelenmesini talep ettik. Talep etmeden önce kendisiyle görüşmek istedim. Hem diyabet hem hipertansiyon hastası. Şimdi bu durumda müvekkil beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama cezaevi koşullarında bu pek mümkün değil. Hem tuzsuz yemesi gerekiyor, hem şekerden uzak durması gerekiyor. Ama cezaevinde bir çeşit yemek çıkıyor. Kendi yemeğini kendisi yapamıyor. Kendi çamaşırını dahi yıkayamıyor. Yıkamaya çalıştığında tansiyonu direkt yükseliyor. Ve yıkamaya verdiğinde çamaşırını atıyorum, 3 hafta sonra teslim alabiliyor. Yani çamaşırını bile cezaevinde yıkayamayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insanın sürekli, yani bu öyle bir hastalık ki sürekli ölçüm yapılması gerekiyor. Her yemek yedikten sonra, her egzersizden sonra, her bir aktiviteden sonra bu insanın şekerini, tansiyonunu ölçmesi gerekiyor. Ama bu cezaevi şartlarında mümkün değil. Müvekkilin sürekli her rahatsızlığında hastaneye gitmesi de mümkün değil. Zaten korona tedbirleri var. Her cezaevinden çıkıp cezaevine girdiğinde, koğuşuna girdiğinde, koğuşuna girmeden önce 14 gün karantinada tek başına kalıyor bu insan. Bir rahatsızlık geçirdiğinde atıyorum hipoglisemiye yakalanabilir, komaya girebilir. Tamam hücrelerde acil buton var ama buna basamayabilir yani ve çok zor şartlar altında bayıldığında ya veya başına bir şey geldiğinde bu çok geç fark edilebilir. Yani müvekkil için cezaevi şu an ölümcül bir ortam. Hani cezanın infazı tamam bir yerde kesinleşmiş bir ceza var. Artık cezanın sebebini falan her şeyini geçtik. Hani infaza geçilmiş ama yani bu insan cezaevinde kalamaz durumda. Baktığımız zaman infazın ertelenmesinde hastalık bir erteleme sebebi. Buna ilişkin başvuruyu yaptık. Neticelenmesini bekliyoruz. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında dosya. Değerlendirmenin ardından bize geri dönüş yapılacağı söylendi. Muhtemelen yüzümüze şifayen reddedileceği yönünde
kararın yani neticenin bu olacağı yönünde bildirim yapıldı aslında. Biz şu an kanunen bir ret bekliyoruz. Ama dediğim gibi gerçekten müvekkille görüştüğümde yani 47 yaşında bir insan, 13 yaşında da bir çocuğu var. Çocuğu da gidip gördüm Adıyaman'da. Kör bir anneanneyle kalıyor şu an. Ve teşhisi net olmamakla birlikte sürekli bayılan bir çocuk ve epilepsi teşhisi konulmuş bir çocuk. Yani en azından baba çıkana kadar, yani müvekkilin hastalıklarını bir kenara koyduk. Onlar ayrı bir sebep. Bir yanda 13 yaşında tek başına yaşayan bir çocuk var. En azından babasının infazı dolana kadar, yani kesinleşmiş bir ceza yok, yatarı dolana kadar. Tabiri caizse ki buna da yaklaşık 16 ay var. En azından bu süre dolana kadar bari çocuğu anne büyütse şeklinde bir talebimiz oldu. Bunu da ilettik savcılığa, yüz yüze şekilde de dilekçeyle de raporları da ekledik. Hem çocuğun hem annenin. Ama bilmiyorum netice ne olacak, bekliyoruz. Muhtemelen bir ret kararı olacak. Adli tıp kurumundan rapor alınması istenecek. Sürecin takipçisiyiz. Bekliyoruz. Umarım infaz ertelenir. İnfazın ertelenmesi de en fazla bir yıl oluyor. İki kere talep edilebiliyor. Elektronik kelepçe şartları oluşsaydı bunu talep edecektik. Ama müvekkil açısından bu şartlar da kanunen oluşmuş değil. O yüzden talepte bulunabileceğimiz tek şey infazın ertelenmesi. Şu an neticeyi bekliyoruz. Umarım olumlu yönde bir karar verilir. Ben de cezaevi koşullarının hasta mahpuslar için nasıl koşullar olduğunu değinmek isteyecektim ama zaten işte tek öğün yemek çıktığına dair siz bilgilendirmiş oldunuz. Fakat şunu sormak Artı şöyle bir şey var. Diyarbakır cezaevi olarak söyleyecek olursam çok büyük bir cezaevi. Çok kalabalık bir cezaevi. Sadece yani bildiğiniz gibi PKK o bölgede çok yoğun olduğu için PKK'dan dolayı da Diyarbakır cezaevinde bulunan çok fazla şahıs var. Ve bunlar günlük çok fazla eylem yapıyorlar ve müvekkil uyku bile uyuyamadığını dile getirdi. Sürekli kapılara, pencerelere, her şeye, bulunabilen her şeye vurulduğunu, sürekli isyan çıktığını, uykusunu dahi uyuyamadığından bahsetti. Yani hasta bir insan için yemek yemek uykudan daha önemli ne var bilmiyorum. Dediğim gibi çok zor şartlar altında kalıyor şu an. Zaten yaşı da yani sizin benim gibi genç bir insan da değil. Hani artık yaşını başına almış bir insan. Bu açıdan da cezaevi koşulları onu çok zorluyor. Yani çamaşırını bile yıkayamayan bir insandan bahsediyoruz. Ve yıkayabileceği bir çamaşır makinesi de yok. Elinde yıkamaya çalışıyor. Onu da yapamıyor. Bu şekilde şu an durum. Peki Feyza Hanım, genel olarak Türkiye'de hasta mahpusların durumu nedir? Yani bir mahpusun hasta olduğunda kanunen işte belirli hastalıklar mı sayılmıştır? Yoksa işte adli tıptan orada kalamaz raporu mu gereklidir? Buna da değinebiliriz. Şimdi şöyle ceza infaz kanunu madde 16-17'de infazın ertelemesinin usulü anlatılmış aslında, şartları ve usulü nedir? Öncelikle bir akıl hastalığı dediğimiz şey var. Bir de diğer hastalıklar dediğimiz bölüm var. Diğer hastalıklarda cezanın infazına resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan bölümlerinde devam olunur diyor kanun. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar ertelenir diyor. Burada belirli bir hastalıktan bahsedilmiyor. Ama bu hastalığın derecesinin ne olduğunu, kalamaz raporunun neresi verir diyorsak ya adli tıp kurumundan bir rapor almak gerekiyor veya alınan raporun adli tıp kurumunca onaylanması gerekiyor. Yani burada kararı veren merci, bilirkişi dediğimiz müessese sadece adli tıp kurumu. Ya oradan bir rapor alınacak ya da alınan rapor oradan onaylanacak. Bu durumda ancak infazın ertelenmesi için olumlu bir sonuç alınması yönünde ancak bu şekilde başvurumuz kabul olabiliyor. Bu durumda bile bazen
sürüncemede kalabiliyor bir süre. Yani çok hasta, yatalak dediğimiz durumda dahi olan hasta mahpusların bile cezası çok geç kalınabiliyor ertelenme konusunda. Bu noktada da haberlere yansımış çok fazla insan var, isim var. Benim hatırladığım Ayşe Özdoğan var en yakın. Hani kanser hastası nefes almakta bile zorlanan bir insanın infazının ertelenmesi yaklaşık 40 gün mü sürdü, 45 gün mü sürdü bilmiyorum. Ve bu insan ölümle burun buruna zaten. Yani kendi evinde bile rahat bir şekilde yaşayamıyorken cezaevinden kalamaz raporu alınması süreci çıkışı 45 günü bulabiliyor ki bu 45 günde bu insan ölmüş bile olabilirdi. Bu da aslında baktığımız zaman işkence suçu yani bir yerde. Çünkü cezanın infazının amacı nedir? Islah etmektir. Kimseye işkence etmek değildir. Ama ülkemizde ne yazık ki bu yönde çok büyük sıkıntılar var. Yani bence kanunda da daha açıklayıcı, daha ayrıntılı. Sonuçta Adli Tıp Kurumu bir tane ve oradan rapor almak o süreç yani çok yoğun ve uzun sürüyor. Neden devlet hastanelerinden, neden heyet raporu yeterli olmuyor mesela bu alınabilir. Yani daha hızlı süreç hızlandırılabilir hayati kayıplar oluşmaması açısından ama şu an kanunen sadece Adli Tıp Kurumu bu konuda yetkili kurum kabul edilmiş bu şekilde. Teşekkür ederim. Bizim öteki hareketi olarak sorularımız bu kadardı. Sizlerin eklemek istediği bir şey varsa söyleyebilirsiniz, dinleyebiliriz sizleri. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Galiba süremiz de dolmak üzere de. Şu an mahpus bir hasta ve tutuklu bir annenin evladı olarak Türkiye'de bulunan bütün mahpus ve hastaların bu cezaevi sürecinin çok kolay bir şekilde geçmesi gerekiyor ve bu şekilde infaz erteleme ya da bu kanunda biraz daha esneklik sağlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Onun haricinde annemle alakalı söyleyebileceğim şey şu. Kendisi yaklaşık zaten bu süreci 6 senedir çekiyor. Önce bir eşini cezaevine veriyor. Sonra kendisi cezaevine giriyor. Sonrasında kendisi çıkıyor. Sonrasında eşinin Yargıtay cezasını bozuyor. Yargıtay cezasından sonra bir umutlanıyoruz. Hani düzene gireceğiz falan tekrardan oradan bir darbe yiyoruz. Velhasıl tekrardan annem cezaevine giriyor. Çok zor. Yani bu son 6 senemin gerçekten ben nasıl geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Hani çok defa acı çektik. Çok defa sevindik. Çok defa o sevincimiz kursağımızda kaldı. Tekrardan üzüldük, acı çektik ve benim için en zor olan kısım bu sürecin hepsini dışarıdan takip etmek. Hiçbir şekilde destek sağlayamamak. Çünkü hani halihazırda ben de burada bulunduğum ülkede üniversite okuyorum ve üniversitem daha devam ediyor. Ve hani burada şu an düşünülmesi gereken en önemli kişi 13 yaşında bir kız çocuğu, annesine ve babasına muhtaç bir kız çocuğu. Ben dile getiremedim. Feyza Hanım sağ olsun söyledi. Şu an anneannem benim görme engelli. Dedem geçen aylarda kalp rahatsızlığı geçirdi ve yaklaşık 14 kilo kaybetti ve geçenlerde konuştuğumda ben tanıyamadım ve 13 yaşındaki kız çocuğu bu iki insana emanet. Ve bu iki insan elinden geleni yapmakta zorlanıyor, yapamıyor. Yani kendi yemeğini, kendi kahvaltısını kendi hazırlıyor bu kız çocuğu okula giderken. Saat 5'te kalkıp kendi işlerini kendisi görüyor. Kendi babasını dün otobüse gidip otobüs parasını kendi söyleyip kendisi 4 saatlik yolda babasını ziyarete gidiyor. Haftaya annemin görüşü var. Kendi başına otobüse binecek. Kendi başına annemin görüşüne gidecek. Ya velhasıl hani bunlar göz önüne alındığı zaman hem bu kız çocuğunun psikolojisi açısından hem bu erkek çocuğunun psikolojisi açısından hem annemin psikolojisi açısından yani bunlar sağlıklı şeyler değil. Baktığımız zaman hani bir ailem dağılmış durumda şu an. Hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani 5 kişiyiz, 5'imiz farklı bir taraftan, farklı bir şekilde farklı mücadelelerle boğuşmaktayız. Hani bu mücadelelerin artık maksimum değil, minimumunu görmek istiyoruz. Hani biz insanlarla değil, hayatla mücadele etmek istiyoruz. Hayatın bize getirdiği
sürprizlerle, sürprizlere sevinmek istiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Çünkü bunlar ağır. Bu yaşadıklarımız çok ağır. Ve ben halihazırda terapi alıyorum ve yaklaşık hani bir senedir, 2 senedir terapi alıyorum ama ruh sağlığım açısından ben de kötü bir durumdayım. Bunu da dile getirmiş oldum. Kız kardeşimi şu an psikolojik bir tedavi ayarlamaya çalışıyoruz ama kendisi de buna sıcak bakmıyor. Çünkü hani baktığımız zaman 8 yaşında, 8 yaşından beri babasını görmeyen bir kız çocuğu var. Babasına hayran bir kız çocuğu var. Şimdi de annesi elinden gitti. Şimdi annesini göremiyor ve ağlamıyor. Yani ağlamasını istiyorum, ağlamıyor çünkü güçlü durmaya çalışıyor ama her şeyi içine attığına o kadar eminim ki. Hani bu süreçte yaşanılan acının en çoğunu o çekiyor. Bu şekilde olan binlerce çocuk var. Bir sürü çocuk var. Bunların hepsinin üzerinde bu sistemin hakkı var, hukuku var. Gerçekten bunları göze alınarak ben önce bu mahpus olan, bu şekilde mahpus olan insanların tahliyesini talep ediyorum. Annemin de tahliyesini talep ediyorum. Bana söz verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Bizler yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki hukuk uygulanır ve Türkiye'deki tüm mahpus insanlar, mahpus tutuklular bir an önce tahliye olurlar. Yayınımızı izleyen herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki Gündem Özel programımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.